Merhabalar, ben Ertan Çalışkan. Çocuklar için 3500 kilometre yol yürüdüm. Yaklaşık 7 milyon 200 bin adım attım. Ve bunu Instagram'dan sürekli olarak storylerle gösterdim. 10 köy okuluna yardım götürmeye çalıştım. Sosyal medyadan topladığım yardımları götürmeye çalıştım. Yalnız sadece 7 köy okulunun tüm ihtiyaç listesini tamamlayabildim. Yani tamamlayabildik. Ben yürüdüm ve Instagram'da beni takip eden 18 bin insan da bana hediye gönderdi. Daha doğrusu çocuklara hediye gönderdi. Ve onları çocuklara ilettim. Güzel bir yolculuktu. Şunu merak ettim. Milyonlara, yüz binlere hitap eden fenomenlerin maillerine mail attım. Instagram'larından DM attım. Belki kontrol ederler diye. Onlardan bir yardım istedim ancak görüp cevap vermediler. Yardım isteme talebim de şuydu. Benim reklamımı yapmanıza gerek yok. Benim adımın bile geçmesine gerek yok. Sadece şu ihtiyaç listesini takipçilerinize ya da kendiniz tamamlatıp falanca adrese gönderin oldu ama yanaşmadılar. Ben 3500 kilometre yol yürüdüm 56 gün. Bu böbürlenecek bir şey değil. Bu öncelikle benim kendi ruhani yolculuğumdu. Onu da söyleyeyim. Çocuklardan önce kendim için yürüdüm yani. Ben iyi bir şey yaptığımı kendime kanıtlamak için, iyi bir şey yapabildiğimi kendime kanıtlamak için. Çünkü 4 yıldır sürekli olarak geziyorum. Bir süredir de karavanda yaşıyorum. İstediğimde iyi bir şey yapabileceğimi görmek beni mutlu etti. Merak ettiğim şey, yüz binlere, milyonlara hitap eden insanlar neden böyle şeylere yardım etmediler? 56 gün boyunca hiç durmadım. Her gün yürüdüm. 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 Bu videonun devamında o günden kalan, o zamandan kalan storyler, videolar vesaire her ne varsa onları paylaşacağım. Siz de görün istedim. Belki görmek isteyen insanlar vardır vesaire diye. Sosyal sorumluluk projelerim tabii ki devam edecek. O videolarda da birazdan karşınıza gelecek olan videolarda da çantamın yara ettiği yerler, belimdeki alerjiler, bacağıma kadar ulaşan alerjiler, yürümekten ötürü kan toplayan her yerim videonun devamında olacak. Keyifli seyirler dilerim. Ben video kolaj vesaire hakkında berbatım. İzlerken görsel olarak çok bir şey beklemeyin. Ama kulaklarınız açık olsun, bazı sözler çok anlamlı. Şunu da belirtmek isterim. Ben asla para toplamadım. Sadece müdürlerin ya da öğretmenlerin bana gönderdiği ihtiyaç listesini Instagram storylerimde paylaştım ve insanlara bu ihtiyaç listesini falanca adrese kargolamalarını rica ettim. İnsanlar da kargoladılar. Kimseden para istemedim. Kimseden para da toplamadım. Askerde olan bir arkadaş vardı sanırım, ondan aldım. Bir de işleri çok yoğun giden bir arkadaş vardı, ondan aldım para. Onlar da inanın bana çok cüzi miktarlar. Onun dışında asla para almadım. Bunu da belirtmek isterim özellikle. Çünkü bazı ithamlar insanı intihara kadar sürükler. Umarım çocukların yüzünde bir tebessüm alabiliriz. Binlerce kilometrenin ilk adımlarını atıyorum artık. Arkadaşlar, yardım listesini yayınladım. Desteklerinizi bekliyorum. Listeden... Arkadaşlar, eksik listesi daha ben kemere varmadan tamamlandı. Süper haber. Gönderecek olan arkadaşlar Kemer Merkez PTT'ye göndersinler. Ben oradan... Tünele girdim. Muazzam ses oluyor araba geçerken. Maşallah araba da hiç bitmiyor. Bir kilometre... Arkadaşlar, bel dibine kadar gelebildim. Geceyi burada geçireceğim. Kıpkırmızıyım. Galiba başıma da güneş geçti. Gereksiz yere üşüyorum şu an. Az önce titredim resmen. Çadırı bel dibinde bir sahile kurdum. Gayet güzel görünüyor. Akıllandığım gibi oldu. Hafif, çok yumuşak bir tane berem var. Onu taktım. Aslında öğlen sıcağında yürümeyecektim ama bugün kargolardan bazıları gelmiş diye biliyorum. O yüzden kemere varmak istiyorum yani ben. Zaten çok bir yolum kalmadı.
Arkadaşlar merhaba. Bugün yardımları götürdüm. Epey yoruldum. Biraz sıcağı da yedim. Çok güzel bir gündü, muhteşem bir gündü. Saatlerdir yürüyorum, neredeyse hiç dinlenmeden. Ama daha çok yolum var. Galiba 40 kilometre civarı. Akdeniz sahillerini yürüyorsanız böyle şeylerle çok karşılaşırsınız. Yes. Gel. Neşeli bir ıslık tutturdum evime dönerken. Merhaba gökyüzü, kuşlar merhaba benden. Arkadaşlar Finike'deyim. Çadırımı kurdum. Müthiş bir gün batımı var. Arkadaşlar merhaba. Finike'de bir arkadaşımız varmış. Onun evine gidip duş aldım. Tertemizim. Otostop çekmesem de almak isteyen arabalar olduğu için yolun karşısına geçtim. Güzel bir manzaradan geçiyorum. Size de göstereyim dedim. Bugün toplam 30 kilometre yürüyeceğim. Finike Demir arası tam 30 kilometre. Çok konuşmuyorum, yola devam ediyorum. Çadırımı Adriyaki'ye kurdum. Ama Adriyaki Camping'e değil, Adriyaki Camping 30 lira. Burada bir balıkçı baba dedi. Arkadaşlar günaydın. Bugün 57 kilometre yolum var. Bu yüzden erkenden kalktım, toparlandım. Kaş'a doğru yola çıktım. Akşama doğru anca varırım Kaş'a. Yol fazla uzun. Hava müthiş, boğucu bir sıcak. Sürekli olarak yokuş çıkıyorum. Kaş'a doğru hep yokuşmuş buralar. Ve suyum bitti. Ve etrafta petrol ofisi falan yok. 57 kilometre yol yürüdüm bugün. Tam 10 saat boyunca sürekli olarak yürüdüm. Ama şimdi... Çağköy'deki okula geldim. Şimdi hediyeleri verme zamanı. En güzel zamanlar şimdi. Yaklaşık 7 saattir falan yürüyorum. Sabah 6.30 gibi çıktım yola. Kan ter içindeyim, belli oluyor mu bilmiyorum da yürüdüğüm yol sürekli olarak patika. 40 dakika 1 saat civarında sürecek. Bazı yerlerde sert tırmanıyor, yoruyor beni. Ama yine de asfaltta yürümekten daha keyifli. Çünkü asfaltın sıcağı çok yoruyor beni. Akşam oldu. Ben hala yürüyorum. Artık yürüyecek halim kalmadı bugün. Epey yoruldum. Ölüdeniz az kaldı. Manzarayı göstereyim istedim şöyle. Süper manzaralar ama ben bittim. She slips through my fingers. Arkadaşlar su gibi ıslandım. Şimdilik yağmurda böyle bir yere sığındım, oturuyorum. Bugün çadır nereye kuracağım, ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Bakalım, böyle bekliyorum. Abi en önemli şey ne biliyor musunuz? Böyle bir yürüyüşe ya da ne bileyim yola çıkıyorsanız müzik listeniz iyi olsun abi. İnternetin çekmediği yerlerde çünkü yürümek çok sıkıcı oluyor. Her daim
çalabilecek bir müzik playlistiniz olsun. Plajına geldim. Çadır kurmak için muazzam bir yer buldum. Çadırı kurdum. Yağmur başladı abi. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum da. Tuvaletin manzarası abi bu. Böyle tuvalet manzarası mı olur ya? Arkadaşlar yardımlar hala toplanmadı, bilginiz olsun. Bir şeyler almak istiyorsanız hala alabilirsiniz. Demeden mesaj atabilirsiniz. Bir kalem, defter, ne almak istiyorsanız. Birçoğu toplanmadı. Destek olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim şimdiden, sağ olun. Çadır kurmakları, doğada olmakları vesaire çok iyi biliyorum. Üniversitem bittiğimde kendime biraz zaman ayırdım. Şöyle bir 3-5 ay gezeyim, tozayım istedim. Her yeri göreyim istedim. Türkiye'nin her yerini gezeyim istedim. Gönderdiğiniz hediyeler için de çok teşekkür ederim. Sema Hoca'ya da ayrı bir teşekkür etmek istedim. Onu da bir sonraki story'ime etiketlerim. Gönderdiğiniz her eşya çocuklara iletildi, hiç merak etmeyin. Yarın gelecek olan kargolar var, onlar da iletilecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi sabah 8 gibi kalktım, kahvaltımı yaptım, şimdi sizi gezdirmeye getirdim. Burası 72 merdivenler, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Arkadaşlar bugün Ören'de olacağım. Geceyi Ören'de geçireceğim. Fazla story atmıyorum çünkü şu eksik listesine odaklanmak istiyorum. Henüz hala yardımlar gelmedi. Alabileceğiniz bir şeyler olursa çok sevinirim. Köy okuluna geldik. Şimdi eşyaları vereceğiz. Babanın bagajı eşya dolu. Onları vereceğiz, sonra gideceğiz, yürümeye devam edeceğim. Az yön ortamdan çok yön ortama. Evet. Işığı yansıttığımızda normale yaklaşarak kayıt. Hava çok sıcak. Oturduğum bir yerde yol kenarında dinleniyorum. Su falan içiyorum. Dizim dolmaya çalışacağım bu akşam. İçinizde bir doktor varsa sevinirim. Çünkü çantadan ötürü sağ tarafta ve sol tarafta müthiş bir eziklik olmaya başladı. Sağ omzu da oynatamıyorum. Biri mesaj atarsa. Şahane. Şimdi Hilmi hocamız ilaçlarımı getirdi. Onları içeceğim, sonra yola koyulacağım. Bugün Söke'ye gideceğim. Arkadaşlar bir orman yolundayım. Tam olarak neredeyim bilmiyorum. Kuşadası'na doğru yürümeye başladım. Ben bu gece tamamen yürümeyi düşünüyorum abi. Çünkü hava muazzam. Gündüzleri pişiyorum. Bugün gece de yürüyeceğim. Yine story arkadaşlar. Bir petrol ofisi buldum. Buraya geldim şimdi. Biraz dinleneceğim. Yolun güvenli olup olmadığını soracağım. Güvenli bir olsa yürümeye devam edeceğim. Görüşürüz. Merhaba. Bugün yolculuğumun 40. günü. Omuzlarımda müthiş bir ağrı var. Belimin sağ ve sol tarafında ezilme var. Fiziken
Çok hoş durumda değilim. Yardımlar hala toplanmadı, bilginiz olsun. Bir el atarsanız sevinirim. Çeşmede olan var. Dedim şimdi çocuklar için alışveriş yapacağım. Yine en sevdiğim olaylardan bir tanesi. Çocuklara kombin yapacağım. Sana eşyalar. Yardım götüreceğim daha köy okulları vardı. Fakat ihtiyaç listesini toplamakta artık zorlanıyoruz. Artık yardım götürmeyeceğim köy okullarında. Buradan İstanbul'a doğru yürümeye devam edeceğim. Çünkü ihtiyaç listesini artık toplayamıyoruz abi. İlk köy okuluna giderken kemere, daha kemere varmadan tüm ihtiyaç listesi tamamlanmıştı. Ama bu gittikçe azaldı, gittikçe azaldı. Şu anki 7. köy okulumuzun, yani son köy okulumuzun ihtiyaç listesini toplamakta çok zorlandım. Çok çok zorlandım. Şuna eminim ki 8. köy okulunun ihtiyaç listesini karşılayamayacağız arkadaşlar. Biz çünkü 18 bin kişiyiz, çok kalabalık bir sayfa değiliz. Yardım gönderen, göndermek isteyip gönderemeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum ama proje burada bitti. Ben sözümde duracağım, İstanbul'a yürüyerek devam edeceğim. Yürüyerek o İstanbul'a gideceğim. Ancak problem yürüme kısmı değil. Ben dünyanın öbür ucuna da yürürüm. Ancak çocuklara eli boş gitmek olmuyor, olmayacak. Bu yüzden buraya kadar. İtibariyle 7 tane köy okulunun tüm ihtiyaç listesini karşıladınız A'dan Z'ye. Kendinize gurur duymalısınız. Her şey için sağ olun. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar çocuklarla buluştuk. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Müdürümüz de burada. Hediyeleri verdik, yavaş yavaş çıkıyoruz. Saatte kaç kilometre yürüyorsun diyorlar. Abi 8 kilometre ile 11 kilometre arasında değişiyor. Hani 8'de yürüdüğüm oluyor, 7'de yürüdüğüm oluyor, 11'de yürüdüğüm oluyor. Öyleyse Ayvalık'a doğru yola çıktım. Yarım saat önce falan. Bugün Ayvalık'ta olacağım, şeytan sofrasına falan gideceğim. Çok güzel yerleri götüreceğim size efendim. Takipte kalın diyorum. Günaydın arkadaşlar. Geceyi burada geçirdim. Şezlong'da yattım. Ay da vardı kocaman. Burası yola çıktım. Bugün Altınoluk taraflarında olurum. Yani Akçay taraflarında olurum. Oraya gideceğim. Deniz Emeniz'e gideceğim. Yanıyorum. Görüşürüz. Hava epey sıcak. Bayağı yol aldım ama daha çatlayacağım herhalde. Bir mola vereceğim. Bir yerde dinleneceğim biraz. Sonra devam edeceğim. Hava harika. Ama ben yağmura yakalandım. Bayağı yağmur yağıyor şu an. Küçük bir alana yağıyor ama güzel yağıyor. Arkadaşlar Çanakkale'ye doğru yola çıktım ama Çanakkale benim bulunduğum yere 75 kilometre falan. O yüzden bugün varamam Çanakkale'ye. Çanakkale'nin öncesinde sahil kenarı bir yer bulursam çadırı oraya kuracağım. Artık ter içerisindeyim. Bu akşam yürümeye devam edeceğim. Belli ki hala güzel bir yer bulamadım çünkü. Bu akşam böyle yürümeye devam edeceğim. Aktif dinlenmek yani. Arkadaşlar bugün Gelibolu'yla Şarköy arasında bir yere çadır kuracağım. Yani nereye kadar yürüyebilirsem. Arkadaşlar bu gece çadır kurmayacağım. Bütün gece yürümeye devam edeceğim. Validenin şekeri çıkmış. Beni aradı da o yüzden bu gece ve yarın sabah yürümeye devam edeceğim. En kısa sürede İstanbul'da olmayacağım. Gece 40 liraya kalıyorum. Çadır kurup kaldırmayla uğraşmayayım dedim sabah. Erkenden yola devam edeceğim. Gerçi 4-5 saat uyuyup yola devam edeceğim. Geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dün gece 2 gibi sonlandırdım yürümeyi. Bir otele yerleştim. Bugün 6.30 gibi kalktım. 7.30 gibi kahvaltımı yapıp hazırlanmış oldum ve yola çıktım.
Bugün amacım Silivri taraflarında olmak. Oo adamım, hoş geldin. Yani sen şimdi Antalya'dan bu ayaklarla buraya kadar mı yürüdün? Evet abi. Tamam abi. Antalya'dan başlayıp İstanbul'da biten yürüyüşümün sonuna geldik. İstanbul'da yürümek imkansız olduğu için şimdi metrobüse bineceğim.